Hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya, sen bana sabır ver Allah'ım ya, sen bana Yusuf peygamber sabır ver Allah'ım ya. Şu aletle oynamamak için kendimi zor tutuyorum vallahi ya. Nasıl da oyna benimle, oyna benimle diye çığırıyor alet ya. Allah'ım ya. Oo, Afet Hocam hoş geldiniz. Ben de tam sizin orta şekerli kayfenizi yapıyordum ya. Hoca camide mennan. Ver bakalım bana bir jeton, ben de oynayayım şu makinede. Tabii oynayın ya. Oynaması çok zevkli de kazanması çok zor ya. Buyurun jetonunuz. Tamam. Sen şimdi kahvemi yap, ben oynayayım. Merak etmeyin, zaten o kadar uzun neyin sürmüyor. Hemen yanıyorsunuz ya. Çok para döktük bu işe, gururumuzsun. Hadi be Tom. Merak etmeyin gençler, hepinize yetecek kadar jeton neyim var ya. Yine alamadı ya. Var ya şeytan diyor, böyle vur cama bir tane, kır cama, al bütün oyuncakları ya. Oyuncak makinesi değil, sanki para basma makinesi almışım şerefsizim. Semra, ata. Benim gibi bir ticari dehanın balıkları olduğunuz için gurur duyuyorsunuz değil mi? Duyun duyun. Sizi ıslak kelatalar. Hadi bak şu kaplumbağaya. Bak bak, evet bak şu parlak olan. Hangisi ya? Kaplumbağa. Hadi. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Sağ ol, buyur yenge. Yenge yok, sizden bir ricam var acaba. Bana şundan 500 tane yapabilir misiniz? Tabii yaparız. Bu bizim için kolayız. Zorlayıcı bir şey yok. Zaten hep çalışıyoruz bunları. Peki o zaman acil lazım bana. Şimdi yapabilir misiniz? Evet yapabiliriz. Geçin siz orada çay kahve için, ben bunları yapıncaya kadar. Ne içersin yenge? Yenge yok. Orta kahve rica ederim. Bir dakika yavaş. Oyuncak çok dedim, etkilerim. Tamam, hepinize. Hepinize yetecek kadar var ya. Ne yapıyorsun ya? Bana bak, yalnız bunu kimse duymayacak, tamam mı? Aramızda kalacak. Hiç merak etmeyin hocam siz, bizden laf çıkmaz. Hoca camide oğlum. Öğretmenim, benim çok ihtiyacım var, ne olur. Bana da, öğretmenim. Tamam, alın bunları kendinizden. Ben. Oyuncaklar, hiç sulandı. Hayrola, hiç. Allah Allah ya, ben bunlara bu geç jeton neyin satmadım ki ya. Ama müşteri müşteridir. Çocuklar, ne oluyor burada böyle? Bir şey olmuyor. Oyuncak kazanıyoruz hocam. Hocam çok kolay. Siz de yapın, siz de kazanırsınız. Ya öyle mi? Peki nasıl oynanıyor? Jeton vereyim. Şuraya atıyorsunuz jetonu. Joystick'le oynayın. Basın ventre gelsin. Çok basın hocam. Şuraya. Burada dur hocam. İşte böyle. Arkaya hocam, arkaya. Kapıda var, kapıda var. İşte böyle. Al, al. Bir şeymiş bu. Bir jetondan satın alabilir miyim? Satın almanıza gerek yok. Bizde bir sürü. Hiç paraya gerek yok. Bizde sürüsünde bereket var. Evet. Bir sürü. Ay çok süper. Ben bu işi çok seviyorum. Yok yok. Akrep Burcu erkeğine hiç güveni olmuyor. Böyle bir kendini beğenmişlik. Bir kibir. Dünyayı ben yarattım havaları. En güzeli balık. Öyle uysal. Sevecen. Duygusal. Evet. Şimdi dinledim de burada. Ben de akrebim. Bak böyle bir kendini beğenmişlik var mı? Yok. Kızlar beni beğeniyor, o ayrı. Aa bak, kızlar beni beğeniyor dedim ya, geçen gün gittim caddeye. Biliyoruz abi. Çektin arabayı caddeye, açtın bagajı,
Açtın ses sistemini, dap dış akış dış. Aynısı oldu. Oğlum sap geldin, sap gideceğim bu dünyadan haberin yok be. Melek haklı. Sen bir kendine bak be, bir kendine bak be, bir bak. Ne varmış bende? Lan oğlum lan. Sen geçen gün böyle bir törpüyle falan aranda bir şeyler... Gördün mü? Ben gördüm. Oğlum bak şu kafandaki sivilceleri sıkma, beynine zarar veriyor artık. Hadi hadi Atılgan, sen şimdi konuyu değiştirme. Ergen bu sefer haklı. Bak doğru söyle, eğer o ömür törpüsüyle aramda bir ilişki varsa... ...vallahi bu grupta yerin yok bilesin. Evet yok. Yok kesinlikle. Ya Allah Allah arkadaşlar, nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Yani hem benim sevgilim var. Ne? Sevgilin var. Niçin biz hiç tanışmadık? Niçin tanışmadık? Niçin? Neden? Tanıştırmadım da ondan. Peki neden bize tanıştırmadın? Evet. Neden tanışmadık? Neden tanıştırmadın? Neden? İlişki biraz olgunlaşsın istedim. Şöyle bir kendine gelsin istedim. Lan öpüştünüz mü lan? Böyle bir şey oldu mu? Öpüştünüz. Oha! Yuh John ya. Yuh yani. Akrep ucu erkeği işte boş ver. Hep erkekler işte böyle. Kim gelir sabah biz de böyle öper. Kız nasıl güzel. Nasıl güzel? Hadi ya. Yani böyle güzellik görmemişsin. Anlat anlat. Seviyoruz birbirimizi. Aranız nasıl? Yani ilişkiniz nasıl? Burcu ne? Yani kavga ediyor musunuz? Öpüşüyor musunuz he? Ne olur söyle. O tek yaşıyor. Ben de haftanın 4 günü onda kalıyorum. Yani 1 yıldır beraberiz. Beni olduğum gibi kabul ediyor. Daha doğrusu ben onun yanında olduğum gibi davranabiliyorum. Önemli olan da bu. Vay be kardeşim be. Çatır çatır öpüşüyorsun demek he? Oğlum yengen hakkında nasıl konuşuyorsun? Neyse. Ben seni tebrik ederim Atılgancık. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Kardeşim darısı başımıza. Allah bozmasın ne diyelim. Yani biz Pelin'le birbirimizi çok seviyoruz. Ben onu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Ne güzel. Şahane. Aşkım, ne yapıyormuş buralarda benim sevgilim? Sen git bunu yeni sevgiline sor Atılgan. Ne sevgilisi ya? Seni arkadaşlarınla konuşurken duydum. Neden bahsediyorsun sen Yeliz? Pelin'den. Pelin, canım o ciddi bir şey değil ki. Ciddi bir şey değil, öyle takılıyorsunuz yani. Ne takılması kızım, ben seni seviyorum. Peki Pelin ne diyor bu olaya? Yeliz. Çok adisin Atılgan. Ya sana inandığıma inanamıyorum. Şaka yapıyorsun. Yok, yapmıyorsun. Ya çocuklara yalan söyledim, bir dinlesene beni. Ne dinleyeceğim seni? Kulaklarımla duydum diyorum. Seni görmek istemiyorum artık. Abi, çık işin içinden çıkabilirsen ya. Yeliz, Yeliz, beklesene. Ne bekleyeceğim seni Atılgan? Ben artık seni hayatımdan çıkardım. Dur ne yapıyorsun? Ortada bir yanlış anlaşılma var. Evet, bir yanlış anlaşılma olduğu kesin. Ben seni adam sanmıştım, yanılmışım. Ya hayatım bak ortada gerçekten bir Sen kendini ne zannediyorsun be? Ne zannediyorsun? Yeter artık, yeter! Hayatım Pelin diye biri yok. Yani mutlaka vardır da öyle biri. Benle alakası yok. Anlıyor musun? Bırak artık peşimi. Bırak. İlgilenmiyorum. Ben seninle ilgilenmiyorum. Sen niye benimle ilgili? Hayatım ben seni seviyorum. Artık seni dinlemiyorum Atılgan. Söylediklerin doğru da olsa, yalan da olsa sana güvenmiyorum artık. Uzak dur benden. Beyler, meğer be. Benim babaanne var ya, benim babaanne. Eski yazıyı okuyabiliyormuş abi. Acayip şanslıyız ha. Yine 4 eksene düştük. Oğlum haritada ne yazıyormuş peki? Define var mıymış abi? Beyler, çok rica ediyorum. Biraz sakin olmamız lazım.
Öyle böyle bir bomba değil çünkü abi. Her şeyi hazırladım. Bütün çeviriler burada abi. Hadi abi. Dil altı haplarını da hazırlayın babalar. Hadi. Geliyor. Her kim ki bu haritaya sahip olursa içi altın dolu bir büyük bir hazinenin de sahibi olacaktır. Not bu kadar abi. Gerisi de harita. Allah! Sakin oldun oğlum, sakin oldun. Bağır, bağır, daha bağır. Dur sen. Sakin olalım abi. Soğukkanlılığımızı koruyalım abi. Bak şimdi. Bak. Burada mezarlık diyor ki hipopotam gibi bir şey mezarlığın ismi. Ama özel olduğu için, özel isim olduğu için çözemedik. Ya oğlum zaten şimdiye kadar değişmiştir o isim. Ya. Pikachu. Ha. Sen mantıklı adamsın abi. Bak şuraya. Bu ne abi? Su kanalı. Ne demek oluyor bu? Tepedeki su kanalı abi. Tepede ne var abi? Mezarlıklar var. Ya tamam güzel söylüyorsun, eğleniyorsun da. Burada bir dünya mezarlık var abi. Hadi mezarlığı geçtim. Bütün mezarları tek tek kazıp içine mi bakacağız? Arifim. Adam. Daha doğrusu bundan sonra kendisi manevi babam olur. Abi bu kadar mı zeki olur bir insan ya? Bu kadar mı ya? Bak her şeyi düşünmüş. Oğlum buraya mezarlığın, ana mezarlığın işaretini koymuş. Buradan gidiyorsun abi. Kazacağımız yerin de işareti burada. Çözmüş abi adam olayı. Allah'ım bugün nerede mi görecektik ya Rabbim? Oğlum yırttık enci altından. Yok yok tamam. Bundan sonra rahat oluyoruz. Direkt kendimize okul yaptırıyoruz abi. Gelmeyelim okula falan. Oğlum beni dün gece hiç uyku tutmadı oğlum. Hep hayale verdim kendimi. Paso hayal kurdum. Abi basıp gidiyoruz buradan. Tasımızı tarağımızı toplayıp gidiyoruz abi. Kurtuluyoruz buradan ya. Ne varsa alıyoruz. Geride hiçbir şey bırakmıyoruz. Bir ata satın alıyoruz abi. Oraya binalar yapıyoruz. Çıtırlar, son model arabalar. Her şey bizim abi. Paso eğlence. Vay be. Sakin. Sakin olalım abi. Sakin olalım. Etrafa bakalım. Yavaş abi. Plan yapmamız lazım. Sakin olmamız lazım. Plan yapmamız lazım. Plan. Gerçi ben dün gece uyumadım ya. Haliyle plan da yaptım. Bu gece abi. Evet abi bu gece. Abi saçma sapan konuşma ya. Bu gece falan olmaz. Oğlum benim teyzemin oğlu evleniyor. Ben tam aşkıya düğüne gideceğim. Olur mu hiç? Tamam kardeşim yarın gece yaparız. Hem şu fani dünyada fakir geçireceğimiz son gecenin de tadına varırız. Vallahi. Evet abi. Hem hazırlık da yapmamız lazım en kazma küreğinden. Tamam abi. O zaman yarın gece abi. Eller ortaya beyler. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Allah! Döner sermayede yazı tura atacak kadar bile para kalmadı şerefsiz. Sağ olsun Sevda Hanım'la Pakize Hanım. Darphanede çalışsam para yetiştiremem. Döner sermaye yerine kendim dönüp duruyorum odanın içinde. Gel. Amirim. Ne var ne istiyorsun benden? Kömürlükte yakacak çok az kömür kaldı da onu haber vereceğim. Bir günde güzel bir haberle gelemez misin şuraya? Ne yaptın o kadar kömürü? Kardan adamlara kaçta göz mü yaptın? Yok vallahi ben normal bir şekilde yakıyorum amirim ya. Normal bir şekilde yakıyormuş. Kim bilir nasıl cehennem zebanisi gibi yakıyorsundur. Yok kömür mümür. O zaman ne yakacağız amirim ya? Depoda bir katalitik var onu yakın. Katalitik mi? Ama depoda bir tane katalitik var amirim. İyi işte sınıfları gezdire gezdire yakarsın. Her sınıfta 20 dakika dursan ısınır sınıf. 20 dakika mı? 20 dakikada ısınır mı amirim? Isındığı kadar benden. Kömür alacak paramız yok. Hadi işin başına hadi. Başına amirim. Bu sefer döner sarmaya tam takır tam kurudu şerefsizim. Nereden para bulacağım diye düşünmekten evrim geçirip hindiye döneceğim. Hindi. Yılbaşı hindisi. Tabii ya. Evet. Buldum. Abi yine mi sattı bu kömürleri? Ne yaptı ya? Tamam sen çık. 20 dakika sonra kapının önünde buluşacağız. Tamam mı? Hadi bağır. Evet geçler. Çıtır çıtır gurrul gurrul sobanız geldi.
Hadi ısın bağalım. Abi hayırdır? Sınıfa yabancı madde şekli yaptın. Benden abi bu ne? Yeni öğrenci mi? Şimdi şöyle oluyor. Bu bir katalitik sobadır. 20 dakika ısınma süreniz vardır. 20 dakika sonra geleceğim, sobayı alıp götüreceğim oğa göre. Nasıl ya? 20 dakika mı? 20 dakika bizim dişimizin kovuğuna yetmez ya. Anca Arife yeter. Ne diyorsun oğlum sen ya? Benim vücudum ısıyı mı emiyor? Vallahi gençler, herkesin hakkı o kadar. Ne yapalım? Kaldı 19 dakika az. Hadi ben kaçtım, hoşça kalın. Hadi, çekelim de şu sobayı ısınalım. Baba hallere bak, hallere. Baba yavaş çek o sobayı, getir buraya. Madem sınıfa yeni geldi, yenilerin yanında duracak. Evet, biz önce bir ısınalım, size de veririz sonra. Öyle mi? Öyle. Senin burada ustaların dururken sen bu sobayı alıp kendin ısınacaksın, öyle mi? Şşş, alo, çayda dem, sınıfta kıdem. Bir dakika ya. Niye önce siz ısınıyormuşsunuz? Ha, eski olmanız size üstünlük falan mı sağlıyor yani? Önce biz aldık, sıranızı bekleyeceksiniz kardeşim. Bekleyeceksiniz. Ya Melek lütfen karışma, susar mısın? Ha, yok ya. Ha, susayım da sustukça sıra bana gelsin değil mi? Bu soba bizim hakkımız kardeşim, bizim. Yok. Şimdi şu meseleleri çözemiyoruz bu türlü kızları falan ya. Beyler, ben sözünüzü balla keseyim. İkiniz de etek giydiniz, aklınız başınıza gelmedi de. Adam haklı abi, rahmeli de beni maymun etti. Sen baksana ya, küçücük kız neler yaptı ya. Ne yapacağız abi, ne yapacağız onu söyle. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzeli, şekli koyacağız abi. Biz erkek değil miyiz kardeşim? Ha, bize muhtaç değiller mi abi? Tamam abi, kaçan kovalanır, aynen öyle yapalım. Gel kardeşim. Kardeşim benim, çözdük bu işi, kralız. Melek, gel beraber ısınalım. Olmaz. Ben kimsenin yanında sığıntı falan olamam, tamam mı? Eğer istiyorsan sen gel burada ısın. Vay arkadaş ya. Ulan ne yapsam yaranamıyorum ya, çözemedim ben. Değil mi? Evet gençler, sobayı almaya geldim. Mendan abi ne yapıyorsun, daha 20 dakika olmadı. Daha Halit kendini yeni ısıttı Mendan ya. Ya anlıyorum, haklısınız da şimdi şöyle oluyor. Zaten ben yanlış getirmişim sobayı ya. Soba sırası 11 A'daymış gençler. Abi tam başladık şöyle çözülmeye götürüyorsun ya. Öyle bir şey görmedim ya. Neyse, soba gitti, kavga bitti. Öyle mi? Sarılalım mı, ısınırız? Geç. Adam bir, ben söylüyorum, dinlemiyorsunuz abi. Torpil. Bak Gamze geldi. Konuşalım mı? Boş ver Biricik. Ben daha önce denedim, beni dinlemedi bile. Bence biz artık hiç müdahale etmeyelim. Beyler, şimdi her şeyi güzel de atladığımız bir nokta var. Şimdi bu ders Panzeremin'in dersi olduğuna göre. Panzeremin de okulda olmadığına göre. Boş ders sayılır ki, boş derse kös kös oturmak ancak bu çömçömlere yaraşır. Ne yapıyoruz abi? O zaman kendimizi dışarı veriyoruz, havamızı alıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Nereye? Öğretmenim ders boş. Emin miyim dersi diye şey. Boş değil. Ben geldiğime göre artık boş değil. Geçin yerinize hadi. Öğretmenim ders mi yapacağız? Bir sakıncası var mı Atılkan? Yo yani ben bizzat memnun olurum. İlim Çin'de bile olsa gidip alma taraftarıyım. Öyle mi yalaka? Sahte okey. Ay bravo, ama o kadar uzaklara gitmeye gerek yok. Önünüzdeki kitaplarda da ilim var. Açın onları, bir güzel okuyun. Bir ders çalışın bakalım. Ya işte, hocam yani. Kes sesini! Sedat nerede? Şey, öğretmenim. Ben ders boş sanmıştım. Ders boş değil, ben olduğuma göre ders boş değil, değil mi? Ya bakalım biz bir seni toparlayalım da bir öğrenci haline sokalım. O zaman ben daha mutlu olurum değil mi? Şöyle bir güzel yap. Hadi bakalım. Ay ne bakıyorsunuz bana? Bu anlamadı bunlar. Çocuğum açsanız da bir kitap, bir şey açın, bir ders çalışın bakalım hadi. Thank you.
Ne haber Ödegen? Bakıyorum bayağı meşgulsün. Yok be abi. Ben Barbie'ye bakmıyordum. Gözüm dalmış. Tabii tabii. Bari bize ayar verme oğlum. Ya kendini bu kadar üzme abi. Hem sizin durumunuz yüzünden bizim de tadımız tuzumuz kalmadı hiç. Ne üzülmesi be abi? Niye üzüleyim? Barbie'nin bütün bunları beni kıskandırmak için yaptığını biliyorum ben. Siz de üzülmeyin. Barbie benim kedimdir ya. Kedine ders vermek istediğin zaman bizim nerede olduğumuzu biliyorsun. Yok abi sağ olun ya. Yani ben şu dakika çağırayım Barbie yanıma, tak yanımda. Abi gözler bende diyorum, anlamıyorsun. Peki abi, sen öyle diyorsan öyledir. Yine de sağ ol kardeşim. Biz niçin varız be abi? Hadi yürü kantine gidelim. Afiyet olsun. Ha Sedat, otursana. Rahatsız etmek istemem. Ben sadece tebrik etmek için uğradım. Kızınızı nişanlamışsınız, hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Ben kızınızla evlenmek istediğim zaman yaşı küçük demiştiniz. Ama Berk denen o çocuk isteyince hemen kabul ettiniz. Gamze artık büyüdü. Kendi kararlarını kendi veriyor. Neden acaba? Ben nedenini size söyleyeyim. Para yüzünden. Eğer Berk denen o çocuk zengin züppesi olmasaydı buna asla izin vermezdiniz. Haddini aşıyorsun. Siz bizim ilişkimize karışarak haddinizi aşmadınız mı? Sizin ilişkiniz zaten yürümezdi. Doğal olarak ben kızımı korumak isterim. Ben babayım. Sonunda haklı çıktım. Kendiliğinizden ayrıldınız. Kendiliğimizden mi? Sizin Gamze'yi bana karşı sürekli doldurmanız nedenlerden biri olamaz mı? Oğlum sen kendini çok ciddiye alıyorsun. Gamze sonunda kendine uygun dengi birini buldu. Bütün mesele bu. Kendi dengini mi, sizin denginizi mi? Sana haddini aştığını söylemiştim. Beni haklı bulduğunuz için bana kızıyorsunuz. Ailemizin dengi diye diye kızın beynini yıkadınız. Şimdi o çocukla nişanlanarak doğru yaptığını sanıyor. Hep sizin yüzünüzden. İzin verirsen yemeğime devam etmek istiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum ama şunu çok iyi bilin. Eğer Gamze o çocukla evlenirse hayatının sonuna kadar mutsuz olacak. Gözlerine bakın. Nasıl ölü baktıklarını göreceksiniz. Onun heyecanını öldürdünüz. Ve yol yakınken bu evliliğe ne olur engel olun. Çünkü Gamze bir gün karşınıza çıkıp bunun hesabını soracak size. Bir de şu var. Siz Gamze'nin babası olabilirsiniz. Ama şuna inanın. Siz bile Gamze'yi benim kadar çok sevmiş olamazsınız. Afiyet olsun.